Merhabalar dostlar, ben Mualla. Darıca'dan herkese selamlar, sevgiler. Evet, bahçemden haberler olarak şu anda bir sera gezisindeyiz. Burası daha önce de görüntülerini aldığım bir yer. Palmiye peyzaj. Evet, kahve ile çiçekleri gezen kızın serası. Dilan kızımızın onların serası işte. Aile işletmesi oluyor. Abisi, kardeşleri, babası ile birlikte burayı işletiyor. Ben de buranın müdavimlerindeyim. Yani müdavimlerindenim. Güzellikleri görünce dilim sürçüyor. Şu anda gördüğünüz zeytin çalısı. Mavi mavi, masmavi güzellik sunuyor. Şimdi birazdan içeriye geçince şu gürültüden kurtulacaksınız inşallah. Şöyle saksılıklar var, bisiklet tasarımlı. Gerçekten çok hoş duruyor. Çiçeklere sonra eğiliriz. Katlı petunyalar. Şöyle leylaklar var. Evet, leylak mevsimindeyiz. Mis kokulu leylaklar. Evet. Muhtelif renkli çalı türler. Petunyalar. Kırmızı, siyah ve her renk. Evet, epeyce bir tasarım yapmışlar. Yani bolca çiçek geldi. Şimdi sezon başı, biliyorsunuz arkadaşlar. Kıştan çıktık. Kışın cımbızla çiçek ararken şimdi her taraf çiçeklere gark olmuş durumda. Şimdi şöyle bakın, buradan öteye doğru diğer seraya gidiyor. Orayı da görüntüleyeceğim. Önce şuradaki renkleri göstereceğim. Burada bir kapalı alan var. Oldukça bol güzellikler var. Katlı petunya kırmızı çok hoş. Yanında da sarı. Evet, şöyle bodrum papatyaları ve mavi felisyalar, deniz gibi göstereceğim. Şöyle baktığınız zaman evet, çalı ve ağaç türler, meyveler, bin bir türlü bitki muhakkak burada var. Ama biz daha çok renklere, çiçeklere odaklı bir çekim yapacağız. Şimdi şu öteye baktığınız zaman koca sera. Bilenler biliyor orayı. Sonra görüntüleyeceğim. Evet, şöyle içeri girelim. Yine bisikletler, değişik saksılıklar. Evet, bakın maviş, aslında kampanula, bir çan çiçeği türü. Evet, petunyalar, oh mis gibi papatyalar, lavantalar ve çeşme papatyaları şunlar. Buradakiler bodrum papatyaları, her renk mevcut. Çok detaya inmeyeceğim arkadaşlar çünkü o kadar çok çeşit var ki. Bakın karanfil sırası burası. Şöyle bakın, tavşan gösteriyor yol. Şöyle bakalım, renk renk şöyle geçelim. Çok hızlı da geçmemeye çalışacağım. Çünkü başınız dönüyor. Ben de seyrederken başım dönüyor. Evet, burada sardunyalar var. Evet, her renkten pembe. Bakın hani içi alacalı olanlar. Şöyle bakın, bu bir renk. Bu başka bir renk. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı, maşallah diyelim. Hele şu tomurcuk aşaması çok hoş. Bakın renk fuşya. Fark ediliyor mu bilmiyorum. Evet, orada ne görüyoruz? Felisya denizi, mavi mavi. Onlara da bir şöyle yakından bakalım mı? Şöyle saksılıklar da bayağı bir renk vermiş. Arkada yine çeşme papatyaları. Şöyle kumkuatlar var, limonlar, her türlü aklınıza gelebilecek her türlü bitki var. Evet, mavi, huzur. Evet, unutma beni'yi seviyoruz ama o daha küçük minik minik çiçekleri. Bu da ondan sonra bence peşinden bu gelmeli. Felicia daha dayanıklı, kalıcı, daha çok açıyor. Yani hepsini seviyoruz. Bazı çiçekler bir gün açıyor. Ona rağmen yine seviyoruz. Evet, hepsinin özelliği başka. Mavi, mavi, şöyle bakalım. Görmüş olun. Çeşme papatyaları bir hayli. Büyük saksılarda olanlar daha pahalıdır muhakkak arkadaşlar. Küçük saksılarda oluyor. Bazen viyollerde oluyor. Daha uygun olabiliyor. Şöyle gidelim. Şu sardunyayı görün ya. Ne kadar güzel. Şurup gibi. Evet, Instagram'da paylaşmıştım bu frezyayı.
Sonra Perihan ablamın, yani Begonvil kraliçemiz Perihan ablanın aklına düştü. Aşık oldu buna. Bana uyumamış gece, o gün misafir varmış. Sahurdan sonra yazmış bana. Ben gündüz gördüm. Aman mualla, oradan bana ayır, ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun. Bazen öyle. Gerçekten aşık oluyoruz çiçeklere. Olmazsa olmaz diyoruz. Evet, bu frezya. Ama küçük saksılarda aldık biz. Burada büyük tasarımlanmış. Burada da çok tatlı. Bakın şu tavşan ne yapıyor tavşan? Çilek gösteriyor. Kelebek orkide, fakir orkidesi. Ah bunlar çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız bahçemde bunlardan var. Buradan aldım zaten ben. Viyollerde Ekim ayında. Şu, evet, biraz ağacın arkasına kaldı benim. Şu da çok güzelmiş. Bundan neden almamışım ki? Bakın bu daha farklı. Oy yerim ben sizi, yerim yerim. Şimdi bu tavşan diyor ki viyollerde 11 ay çiçekleri var. Alır mısınız 10 liradan? Bunlar 10 liraydı ben geçen sordum. Çok fiyatlara girmiyorum arkadaşlar. Sizler yani alacaksanız zaten sorarsınız kendiniz bizzat. Belki çünkü zamanla fiyatlar değişebilir. Şimdi bunun diyelim 10 liraya alıyorlar mı yerinden? Bir dahaki almaya gittiği zaman 15 lira olabiliyor. O zaman da fiyatlar yükseliyor. Farklı hani fiyatlar olunca da sizlerde farklı yanlış düşünceler olmasın. Bakın bu kalanşolar çok hoş, çok renkli bu. Burada var aynı türden, yani bu cinsten güzel bir kalanşo. Şöyle bakın. Evet, açtıkça renkten renge giriyor. Kırmızısı var, beyazı var. Böyle görmüş olun ama şimdi hazır olun rüyaya. Pembe rüya bir ismi, bilimsel adı Loropetalum. Bir çalı tür arkadaşlar, kalıcı ve dayanıklı. Yani Marmara bölgesi için özellikle çok dayanıklı. Şöyle püskül püskül çiçeklerini açıyor ve sizi böyle pembe hülyalara daldırıyor. Çok güzel. Almadım mı bundan sanıyorsunuz? Aldım, aldım. Birçok bitki benim bahçemden geçti arkadaşlar. Geçti ama bu gitti zamanla. Gölgede kaldı arkadaşlar. İyi olmadı. Saksıya aldım derken sonra baktım ki gitti maalesef. Böyle takıldım kaldım. Şöyle ortancalar yemyeşil şu anda. Çiçekleri yok. Pembe rüya burada kocaman bir ağaç. Şurada ufak tefek şeyler var. Mangini. Mangini galiba. Şöyle bunlara çok girmeyeceğim. Şöyle bakın. Kalp kalbe karşı. Evet. Ah, tatlı petunyalar var. Ama nerede, dur bakayım. Şu karşıdakine gitsem mi gitmesem mi, başka yerde var mı diye bakıyorum. Evet, burası petunya köşesi. Şu renklere bakalım. Şu güzelliği görüyor musunuz? Sanat eseri, sanat. Hem renkler hem desenler. Nasıl, nasıl bir sanatçının elinden çıkmış. Bu daha az benekli. Of, of. Bu da bambaşka. Nasıl yapıyorlar bunları bilmiyorum. Renkleri mi karıştırıyorlar, nasıl yapıyorlar? Herhalde düz renkleri birbirleriyle tozlaşıyorlar. Bu da siyah. Ah, bunun da gizemi başka arkadaşlar. Bunu ilk gördüğüm zaman nasıl hayran olmuştum. Bakın petunyanın yaprakları farklı farklı. Şunlar daha kadifemsi, tüylü gibi. Dikkat ederseniz bununki daha düz, mat. Şöyle. Çok kalmayalım diyeceğim. Evet, bazı arkadaşlar ben video uzun oldu deyince üzülüyormuş, tedirgin oluyormuş. Çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum o izleyen dostlarımıza arkadaşlar. Güzel dostlarım benim. Yani anlıyorum, sizi benimle aynı kafadasınız. Birçok dönüş oluyor yorum olarak. Aynı benim gibisiniz gibi. O yüzden sizi kendi nasıl seviyorsam onlara kadraj tutuyorum. O şekilde duygularımı da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız buna? Ne kadar güzel. Evet, yani almasak da bakın bunlardan hiçbir tanesi bende yok. Ama böyle bakıp mutlu oluyorum. O yeter, yeter. Şu katlı, dur burada da var, onlara bir bakalım. Şöyle. Şöyle şöyle katlıya gidelim. Ben de diyorum niye orada kenardalar bunlar? Arkadaşlar satılmışlar bakın. Ayırtılmış. Çok güzel ama bakar mısınız şu renklere? Başka var mı? İçeride bakarız.
varsa hani isteyenler. Evet, katlı ama çok tatlı. Böyle köşeye koymuşlar diyorum, o yüzden petunyalar derken yani baktım o tarafta var mı? Evet, nasıl aklın yolu bir. Begonilerin her çeşidi var. Şöyle sukular da var, sukulent. Şöyle hızlı geçmeyin diyenler oluyor. Şöyle azıcık bakın, çok var, çok çok yer var çekecek. Diğer sera duruyor, diğer bölüm muhteşem. Orası da rengarenk, cıvıl cıvıl. Buradan daha çok orada var. Sabredin arkadaşlar. 11 ay çiçeği, bakın bir saksıda 2-3 renk var. Çok güzel arkadaşlar, bahçemde geçen yıl Dilan bana vermişti hediye böyle bir tane. İnanın kaldı ve şu anda da açmaya durdu. Çok güzel, böyle bakıyorum ya, sonra niye almadım diyorum, biliyor musunuz? Şunun rengine bakın. Çok güzel. Bunlar tek tek. Bunlar tek. Yani bazıları tek. Bakın bu da 3 renk. Şöyle gelelim. Bu da 3 renk. Bunlar 3 renk. Çok güzel ya. Bunu, bu çiçeği ilk gördüğümde bir AVM'de görmüştüm. Şeyde, Fındıklı. İstanbul Fındıklı'da. Sonra bunu sardunya zannettim. Aldım 2-3 tane. Sardunya diye aldım. Tanımıyorum işte, acemi olunca arkadaşlar. Meğer 11 ay çiçeğiymiş. 11 ay açıyormuş bu güzellik. Geçelim orada sardunyalara biraz yakın kadraj. Bakalım bir kristal. Begonvil. Öbür bölümde de var. Bakın kristal deyince böyle renkli, ebruli gibi olunca kristal begonvil diyorlar. Yanılmıyorsam Perihan ablam onda görmüştüm. O söylemişti. Şöyle bakın sardunyalara, şöyle bir bakın. Orada da renklerini gösterdim size. Burada da böyle işte kırmızı. Aynı renkler arkadaşlar böyle. Bakın mis kokulu. Bunlar Melisa. Şöyle bakın. Melisa hani kokulu oluyor ya. Serada olunca böyle yeşil. Tabii serada yetişmiş. İzmir'den bir yerlerden getiriyorlar zaten. Bakın bu da mercan çiçeği. Henüz çiçeği yok. Evet, Melisa sarı çiçekler açıyor ama geceleri çok tatlı kokuyor. Parfüm Melisa diyorlar arkadaşlar. Şöyle saksılarda. Ve burada petunyaları gösterdim mi? Şimdi hatırlamıyorum. Tekrar mı göstereyim? Petunyalar. Evet arkadaşlar. Az önce durdurdum çekimi, baktım. Burayı çektim mi diye. Unutuyorum ya. Bakınca bunlar küçük mini petunyalar. Bakın katlı ve çok tatlı. Bunlar da çok güzel. Beyaz çiçekli. Çok güzeller. Ay çok güzeller. Acaba petunyanın bir türü mü? Başka bir çiçek mi? Petunya diyorum ama yanılmıyorum inşallah. Şöyle bakın sarısı, kırmızısı, beyazı ve şu iki renklisi daha popüler gibi duruyor. Şöyle bakalım. Ah şunun rengine. Şu renge bayıldım, bayıldım. Ah ah. Evet şanslıyım ben. Bu şöyle baktığınız zaman bu caddede Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Bayramoğlu Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde 6-7 sera var. Yani sıkıldığın zaman çık, gez. Özellikle sezon dönemlerinde bol renkli, cıvıl cıvıl oluyor. İlk taşındığımda yoğun ilgi olduğu zamanlar arkadaşlar, inanın her gün çocuğu okula götürüyordum zaten, gelirken yolumun üzeri. Burada muhakkak uğruyordum, bakıyordum, tanımaya çalışıyordum, soruyordum, seracıların başlarını ağırtıyordum. Gerçekten o zaman çok yoğun bir şekilde bakıyordum. Şimdi hani tanıdığım için o kadar o yoğunluk gitti. Şimdi burada yer mineleri var. Yer mineleri muhteşem, güzeller. Şu renkleri size göstereyim. Şimdi mordan şöyle... şurup rengi diyeyim. Şöyle bir de 2-3 renklileri var. Bakar mısınız? Bunun başka renkleri de var. 2-3 renk olarak başka tonlarda. Şöyle renkten renge. Ah ah. Biz yetiştirsek böyle yetiştiremeyiz arkadaşlar. Onlar artık onun tekniğini biliyorlar. Böyle bol bol yetiştiriyorlar. İnanın ben bunu yetiştirsem ben satamam. Gerçekten çok ciddiyim. Satamam. Yani benim için çok kıymetlidir. Bakın şu bunu bir marketten size görüntüledim böyle. Vallahi şey diyeyim, Çetin abinin oraya geldim. Bu şekilde o, yıldız gibi burada var.
Çok tatlı şeker pembesi rengi. Anlamadım abi. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle burada biraz kalalım. Eğer diğer serada varsa bunlardan çok kalmayız. Yani ne göstermedimse onlara odaklanacağım. Gözler farklı farklı renkler görsün. Evet arkadaşlar, burada şunu söyleyeyim. Hani cennette çiçekler falan bahsediliyor. Yani çiçek, bol çiçekli renkli olduğu zaman cennet gibi deriz. Şöyle ifade ediliyor. Cennette farklı farklı çiçekler. Yani bir baktığınız anda sonraki an aynı değil. Farklı renkte, farklı çiçekte, bir de farklı müzik diye öyle bir şey duydum. Yani bir de müzik, çok hoş bir müzik eşliğinde böyle insanlar nimetlenecekmiş. Ağaçlar altında kurulan tahtlar üzerinde. Evet, muhakkak çekilen sıkıntıların, yapılan ibadetlerin, hakiki kullukların muhakkak karşılığı, o güzellikler, o şekilde Rabbim her şeye kadir. Evet, dünyaya böyle, dünyada gösterdiği kudretinin küçük tecellileri bunlar, sanat eserleri. Baktıkça ibret alıyoruz. Ne demek, ne demek? Biz kullar çok aciziz, çok zayıfız. Evet, muhtacız. Rabbim en güzelini bilir, en güzelini halk eder. Bakın, tomurcuk bol bol geliyor, muhteşem güzellik. Hepsini göstermek istiyorum. Belki bir şey kaçırırım diye arkadaşlar. Yermineleri gerçekten muhteşem ve petunyalar da aynı şekilde gösterdim size. Bunlar da bir tarafta muhteşem güzeller. Şimdi öbür tarafa doğru gidelim. Şurada da bodrum papatyaları var. Evet, bu rengi daha dayanıklı arkadaşlar. Biraz daha dayanıyor, kalabiliyor bahçemde. Bizim son iki sene, son iki kış fazla yaptı gerçekten. Önceki kışlar öyle değildi. Birçok çiçeğim kalabilirken bu sene birçoğu gitti. Yani o donlarda, biraz don yapan yerlerde düşünmemek lazım. Burada gazanyalar var. Şu anda güneş akşamüstü arkadaşlar. Açık değiller o yüzden. Gazanyayı biliyorsunuz. Evet, şöyle tekrar bakalım. Genel olarak ve şöyle yol alalım diğer bölüme. Yine renklere baka baka giderken, evet, nimetlene nimetlene gideceğiz. Bütün böyle ağaçlarda asılı sarkıcı olan türler. Evet, hani demin gösterdim, mercan böyle çiçeği oluyor arkadaşlar. Mercan çiçeği. Bu da grevilla çalısı. Şöyle toplanmış fazla etrafa sarkmasın diye. Bu şekilde tasarımlar. Evet, mavişler. Evet, tek tek böyle çeşme papatyaları. Şu saksılık da hoşmuş. Petunyalar dizili. Evet, mavi zeytin çalısı bu. Şöyle bakın, bunu Instagram'da paylaştım, şöyle bir foto, mutluluk yolu diye. Çok hoş. Renk renk çeşme papatyaları. Evet, gidiyoruz renkli. Bakın, altuni taplan ve alev çalısı, ligüstrüm falan, farklı çalı türleri, renkliler bir arada hoş duruyor. Bakın, böyle şimşir var. Hani bilmeyen arkadaşlar, arkadaki alev çalısı ve leylaklar. Evet, leylaklar başladı. Tomurcuk da, benimkiler de öyle. Evet, bu da elma. Elmaya benzettim. Süs elması mıydı? Süs elması değil. Süs elması olabilir. Ben bunu bir sorayım. Süs elması bahar dalı diye olan diye bildiğim için bir bakacağım. Hani elma da pembe çiçekli. Yani süs elması olabilir. Süs eriği de bu arada gösterdiğim leylak arkadaşlar. Çok güzel. Çok şeker. Yani süs eriği de böyle kırmızı yapraklı oluyor. Süs elması olabilir. Onu bir netleştireceğiz inşallah. Evet. Yerlerde çilekler, kasalarda. Aslan ağzı viyollerde. Şebboy, leylak. Şöyle git. Müşteriler de var orada. Ah, kar topu açıyor. Önce bakın yeşil oluyor. Benim de var, bekliyorum. Önce yeşil, sonra beyaz, kar topu gibi.
Evet, farklı türleri var. Kar topu videomda anlatmıştım arkadaşlar. Birkaç türü var. Girdiğinizde hemen sağda şöyle rengarenk aslan ağızları, altta hercailer. Evet, aslan ağızları bakın, turuncu, sarı, beyazlı, çeşme papatyası ve kırmızı aslan ağızı. Şöyle yanında papatyalı, sardunyalı bir tasarım. Yine sardunya var kenarda. Şöyle şunlara bir yakın bakabilirsiniz. Çok tatlı duruyorlar gerçekten. Evet, benim de bahçemde çok yakıştılar oldukları yere. Yani göz hizasında yukarıda oldukları için. Şimdi bu tarafta da var, onları da göstereyim ben size. Şöyle bakın. Şöyle, evet, bu askılık da çok güzel. Turunculu hercai menekşeler. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Turuncu ve mor. Bakın bu da farklı, sarı ile mor. Sarı tonlarda ve arada. Ama bu çok alımlı. Bordo ile mor ve mavi, içi de sarı. Çok hoş. Şöyle keyifle izlediğinizi hissediyorum arkadaşlar. Evet. Hemen arkada yerlerde karanfiller var. Şöyle renkler fikir versin. Şu renk çok hoş ya. Of. Şurup gibi. Ah. Şöyle. Ah, favori olanlara gidiyorum arkadaşlar. Hangileri daha çok hoşuma gidiyorsa onlara, biraz farklı olanlara belki daha çok kadraj tutuyorum. Hepsi güzel muhakkak. Hemen karşıda ne gördünüz? Kelebek orkide. Fakir orkidesi de deniliyor arkadaşlar. Şöyle bakın, yaprak formu şeye benziyor. Onlar mesela olmaz değil mi? Çok aşk merdiveni deniliyor ya, bakın. Şöyle yaprak formu ona benziyor. Şöyle kelebeklere yakın plan tutayım renklerine. Şu şekilde. Eflatun mor, pembe, kırmızı içi bordo. Şeker şeker bunlar. Çeşme papatyaları böyle. Kimi katlı, kimi yalın kat. Bu da normal papatya. Evet, orkideler burada da var. Şöyle baktıktan sonra neler geliyor bundan sonra? Yıldızlar yavaş yavaş başladı. Dahlia. Dahlia yazılışı arkadaşlar, bilimsel olarak patatesli bir bitki. Yani rizomlu, kökü çıkartılıyor solduktan sonra. Muhafaza edilip sonra yine baharda ekilen bir çiçek. Bunlar sera ortamında yetiştirilmiş ve arza sunulmuş gördüğünüz gibi. Evet, bu begonvil de güzel. Benim begonvilim bundan, balkon bahçede korumaya alıp hani sizlere gösterdiğim bundan. Bu şekilde biraz pembeli, gazanyalar kapatmış. Dilan'ın kedisi de çok tatlı, biliyor musun? Gel pis pis pis. Gel pis, bak. Bakın ne kadar güzel. Çok şekersin sen. Gel pis pis. Gel gel. Gel seyirci, izleyicilerimizle şöyle tanış bakalım. Hadi bir merhaba de. Evet. İşin var öyle mi? Evet, 11 ay çiçeklerini böyle sıralamış. Eski tohum, ha tohum değil, o şeyi kalmış orada dedim. Çiçekler mi? Evet, begonvil. Bu şekilde. Şöyle tasarıma genel olarak bakalım. Üste çeşme papatyaları, altta orkide, fakir orkideleri. Bir iki lale, ortada papatyalar. Kenarda bir küpeli var ama açmış küpeli bulacak mıyız bakalım, şimdi bilmiyorum. Bu da sevilen bir tür telgraf çiçeği ama bakın arkadaşlar, bu çok güzel. Bundan benim vardı 2 yıl önce, maalesef kışın gitti ama gitmesinin sebebi olduğu yere çok yağmur yağıyordu yukarıdan, balkondan akan su. O şekilde dondu diye düşünüyorum. Çok güzel hardal renkli bir begonvil. Çok üzüldüm gidince. Fideler de var. Şöyle bakın, her türlü salatalık, biber, domates, patlıcan, her türlü fideler de burada ilgili olanları bekliyor. Bakın bu da farklı bir begonvil renkte. Farklı renkte. Şuna da Küba kekiği diyorlar. Hani bir arkadaşım vardı, Melahat Sarsu arkadaşlar. Yine Darıca'dan kendisi arkadaşım, onun vardı. Onu da ilk görmüştüm.
Küba kekiği dedikleri bitki. Şöyle bakalım. Evet, Ferihan ablam moru gördü ama sonra fuşeyi görünce, frezya görünce ondan da sipariş ettirdi. Şöyle bakın, sarıyla beraber böyle konumlamışlar. O şekilde de satıyorlar. Şu da bidens arkadaşlar. Zaman zaman videolarımda seralardan görüntülüyorum. Çok hoş kokuyor. Kalıcı biliyordum ama kalıcı değil dediler. Belki sera ortamında yetiştiyse kalıcı olmadığını söylüyor olabilirler. Evet, burada yine o petunyalardan ama bu begonvil de az öncekinden daha koyu arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz karşıda? Bakın, o daha sarı, hardal rengi diyelim. Bu daha turuncumsu. Ah, muhteşem. Kaç lirasın sen? Ah, 120. 120 yazıyor ama arkadaşlar değişebilir. Yani diyelim bir ay, iki ay sonra gelip almaya karar verirseniz, hani sonra bir şeylik olmasın. Şu anda 120. Ama çok güzel. Çok güzel. Bakalım, almasak da bakalım. Bakın, bakın. Çok güzel. Evet, orada da begonviller var. Bakın, baston tarzı yapmışlar. Baston begonvil. Hani gülleri de yapıyorlar ya, alttan buduyorlar. Şöyle dal yukarı çıkıyor. Yukarıdan böyle çiçeklerini salıyor. Evet, bol çiçekli. Begonvil çok çiçekli olmasıyla meşhur diyeyim. O yüzden çok seviyorlar. Çok çiçeği oluyor üzerinde ve uzun sürede kalıyor. Ama Akdeniz iklim bitkisi. Yani Akdeniz'in en popüler çiçeği, sarmaşık diyelim. Kendi içinde tabi bodur türleri, sarmaşığı, her türü var ama burada şeyler de var ama onları unutmadan şöyle azıcık bakın. Japon gülü, Çin gülü denilen çiçekten de böyle birkaç rengi var. Evet, bu petunyalar burada da var. Çok onlara detaya girmeyeceğim. Sardunyalar var. Bakın, bunlar daha açmamış ama iki renkli özellikle sardunyalar bunlar. Az önce de gösterdiklerim öyleydi muhakkak. Bakın şurada turuncu. Bu çok seviyorum. Bundan almıştım ama bilmiyorum şu anda var mı, kaldı mı? Gidiyorlar. Orada bir pembe petunya gördüm. Dur, oraya gideyim. Evet, buradayım. Mualla teyzesi gördü onu, böyle pembiş pembiş. Çok şeker, çok şeker. Çok şeker. Maşallah, fesifanallah diyelim. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bu da böyle fırça darbeleriyle sanki desen çizilmiş ve hemen yanında. Evet, ceylanlar farklı bir güzel arkadaşlar. Bunlardan hep aldım ama dayandıramadım. Çok kalmadı. Bakın ne kadar güzeller. Çok net gösteremiyorum herhalde ama şöyle. Şöyle. Bakın, az öncekiler pembe, işte fuşya, ispirto rengi falan ama kırmızı. Bu da kırmızı muhakkak ama sonra dönmüş herhalde. Ama arkadaşlar bakın nasıl farklı. Katlı çünkü. Begonvil'in katlısı. Bu şekilde. Şöyle görmüş olun. Ve kırmızılı begonyalar. Cam güzelleri var. Ne deniyordu başka? Buna yine, yeni yine de deniliyor. Bir tür cam güzeli deniliyor arkadaşlar. Ve orada bas bas bağıran çanta çiçekleri. Evet arkadaşlar, bakın böyle çanta şeklinde çiçekleri olan, hani biz çiçek deyince şöyle etrafını hani bölümlü parçalı diye hep düşünürüz ya, buna sanki çiçek demek gelmiyor içimden. Çanta. Evet, çok alımlı çanta. Şöyle turunculu. Daha önce aldım, gitti arkadaşlar. Ah ah, burada ne var? Lobelia. Ah, aşık olduğum çiçeklerden biri, mavisi. Açmış varsa şu ileride vardı sanki. Bakacağım, göstereceğim arkadaşlar. Çiçeği böyle, kardinal çiçeği de diyorlar galiba. Mavi, şu mavi ama daha açmamış. Açmadığı için göremiyoruz. Bunun başka renkleri de var ama maviyi ilk tanıdım. Mavi tanıdım arkadaşlar. Vuruldum, vuruldum. Evet, begonvil yine. Bu ada begonviline benziyor. Evet, Perihan ablanın begonvili bu. Evet, yanılıyor muyum? Çizgili gibi. Yanılıyor da olabilirim arkadaşlar ama ona çok benzettim. Ada begonvili. 600 lira. Felisyalar, mineler. Burada yer mineleri. Şu farklı arkadaşlar.
bunu nedir diye sorarsanız bilmiyorum. Çünkü bunu ilk gördüm. Şimdi yine bunların cinsinden diyeceğim ama yaprakları farklı. Bunu yorumda yazarım arkadaşlar öğrendikten sonra. Şu bidens, işte turuncusu var, sarısı var. Şöyle bakalım burada daha açmamış olanlar. Evet, okaliptüsler var arkadaşlar. Bakın şöyle yaprakları farklı bir hoş tür bunlarda. Yine mercan çiçekleri böyle burada başlamışlar açmaya. Okaliptüsler böyle rengi mavimsi hoş. Orada begonya var. Aman begonvil. Begonvil. Şöyle bakalım. Bu yine o beyazdan, uçları pembeli. Asıl begonviller burada arkadaşlar. Sıraya dizilmişler. Gala var. Gala, ah gala, ah gala. Benim bahçedeki galanın yaprakları daha geniş oluyor. Çiçekleri de aynı şekilde. Kendi içinde farklı türleri olabiliyor. Aloe vera. Evet, şimdi bakın bodur tür. Şöyle. Bunlar da sarmaşık tür. Bakın ne kadar güzeller. Çok güzeller. Renklere bakıyor musunuz? Bakın bakın, çok hoş, çok hoş, çok hoş. Severim ben onları. Çok severim, çok. Evet, şöyle. Video uzun oldu demeyeceğim. Bu video zaten uzun olacak. Yine de derli toplu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hani çok da hani görmek isteyip de hani işi olanlar olabilir. Çok yaymak istemiyorum. Genelde dolu dolu bir video olsun. Evet, hani kalanşolar dedim. Burada da bakın. Bakın bakın ne kadar tatlı rengi. Kalanşo. Turuncu. Bunları İzmir'den getirdiler. Yine 11 ay çiçekleri böyle. Yine sardunyalar alabildiğine bol bol arkadaşlar. Burada da var. Çok çok bol sardunya var. Evet, bunları gösterdim renklerini. Her renkten bakın. Alacalının her rengi. Bu da alacalı, içi koyu. Her tonda, açık pembe, koyu pembe tonlarda var. Bakın o tarafta da yine sardunyalar var. Begonvillerin ötesinde şöyle. Kalanşolar burada da var. Aynı şekilde ama öteki biyollerde bunlar saksılanmış arkadaşlar. Bunlar biraz daha farklı fiyat olabilir. Bilemiyorum. Şimdi fiyat konusunda bakın bu kalanşo. Ay, pembe açan değil mi? Damat mendili denilen. Ve acem halısı. Ben böyle alıyorum arkadaşlar. Viyollerde çok uygun oluyor. Her yere konumlandırıyorsunuz. Ve sonraki seneye onlar bayağı bir artıyor. Çok güzeller. Bakın alımlı. Orada neler var? Ah. Orada cam güzelleri var. Bakın cam güzeli de bahçesi olanlar için. Apartman bahçesini renklendiren bir amca vardı. Onun bahçesinde o renklendiren sonbaharda çekim yapmıştım. Cam güzelleri ve mineler. Çok hoş görüntü vermişlerdi. Burada şu hercai bakın. Burada burası böyle revir gibi. Gelin teli sarmaşı. Bakın. Neden gelin teli diyorlar? Böyle tel atıyor. Çilek gibi. Sonra o şekilde artıyor bu bitki. Bakın şöyle. Burada yine bidensler. Evet. Lobelia. Lobelia. İlk tanıdıklarımdan. Bundan aldım ben. Ektim. Ah ne umutlarla arkadaşlar. İlk zamanlar var ya. Bir küçücük dal alıyorum. Ekiyorum. Sonra zannediyorum o tutacak. Tutmuyor. Ah hüsran. Hüsran. Sonra tohum aldım. Haziran, bir de lobelya, bunları aldım. Çıkmadılar. Beceremedim herhalde. Ama mesela bunlar şöyle de artabilir. Çiçek açmamış, böyle dipten ayırıyorsunuz, dikiyorsunuz. Birçok çiçek aynı şekilde üretiliyor arkadaşlar. Hani işte lobelya nasıl üretilir denildiği zaman bana biraz hani boşuna şeymiş gibi geliyor. Yani bitkiler genelde nasıl üretilir diye şey yapsak, baksak daha iyi olur. Bidense hayran kaldım bu arada. Bir de güzel kokuyor ki ben gitmek istemiyorum buradan. Ah, ah çok güzel. Evet bakın beyaz lobelyalar çok hoş. Yine böyle hercai menekşeler konumlanmış. Şunu görün, şunu suratına bakın. Şu surata bakın, şu surata. Ah ah.
Yerim yerim bak şuradaki de. Şöyle az olunca olduğu yerde daha çok dikkat çekiyor. Evet, nereye geldik? Burada geldik, frezyaların olduğu yere. Peri ablama buradan seçtim. Bir saksıda 3-4 kök var. Bu şekilde satılıyorlar. Fuşya rengi çok güzel, moru güzel, sarısı. Çiçek olunca hepsi güzel arkadaşlar. Çiçekte kötü bir renk yok gerçekten. Evet. Şu biraz daha açık mı? Orada altın çilek var arkadaşlar. Bunlar kurdele çiçeği. Bakın yine frezyalar. Çok şekerler, çok. Cezayir menekşeleri. Ah ah. Bakın saksıda. Bir de dışarıda unutmasam gösteririm ben size Cezayir menekşesi. Epey uzatılmış, sarmaşık gibi. Bizim orada arazide dolu dolu dolmuş. Hatta ben önce alıp diktim ama şimdi söküyorum. İnanın söküyorum. O renkliler çok güzel. Onları konumlandırıyorum. Kontrol etmek gerekiyor çünkü. Alıp başını gidiyorlar yoksa. Şu dikkatimi çekti. Yaprak güzeli desen değil. Sanki şeye benziyor. Hani parlak Mustafa var ya, onun cinsinden bir çiçeğe benziyor. Böyle ben buralara niye... Ay şunu göstereyim. Bakın bu farklı. Bunun adını şimdi bilemiyorum. Bakın. Obrizya mı? Obrize daha ince çiçekliydi sanıyorum ama yine de bir araştırın. Bakın o mu? Şöyle çiçekleri çok narin, hoş. Bakın frezya. Beyaz da var orada. Evet, burada yol bitti. Şimdi şöyle tekrar dönelim. Burada çeşme papatyaları falan. Bir takım, bakın mesela sarı kız uzuyor. Sonra sarı sarı çiçekleri olan. Burada yetiştirilenler de var. Sebzeler burada. Oradan çekmiştim sebzeleri arkadaşlar. Şöyle genel olarak bakın. Rengarenk. Cıvıl cıvıl bir sera. Evet, yine sardunyalar, ortancalar, petunyalar ve 11 ay çiçekleri. Bakın rengarenk. İnsanın gözünü alıyor. Harika. Çok tatlı bir soft renkte. Şöyle bakın, bu da morumsu. Evet. Çok güzeller, çok. Evet. Evet, bu çok güzel. İki renkli. Daha önce gösterdim. Cam güzellerini gösterecektim ben size ama şunları da göstereyim bir daha. Bakın gördük mü bilmiyorum ama burada yine dikkatimi çekti. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bakın böyle viyollerde hem uygun oluyor. Bu diktikten sonra bayağı bir yayılıyor aslında. Yer tutuyor. Çok güzel devam ediyor açmaya. Her rengi var burada. Petunya da viyollerde. Ay alırım ben. Ah alırım. Bakar mısınız? Ay alırım ben bundan. Çok sevdim. Aslında beyazla karışık yapılacak. Alıp yapacaksınız. Kadifeler var sarı. Ah bakın bakın. Mor salkım. Bunun yapraklanma şeyi taze taze, böyle küçük, yeni yeni başlıyor. Çok güzel. Önce çiçekleri sonra yaprak. Açıyor. Şöyle bu begonvili tekrar göstereyim. Evet, bu begonvili tekrar gösterelim. Şöyle bir de diğerini. Çok güzel. Farklı olunca. Evet. Ah şu küpeliği göstermedim size. Dikkatim o başka şeylere bakıyordum. Bakın tomurcukta pembe pembe. Evet, muhakkak küpeliler daha gelmedi. Kipollü sezonu daha sonra. Evet, her ay çiçek geliyor arkadaşlar. Farklı farklı o dönemin çiçekleri. Küpeliler şimdi şu anda yok o kadar. Şu petonyalara bir daha bakalım. Evet, yani yanılmayan bir Allah'tır arkadaşlar. Yani dilim de sürçer, yanlış da söylerim. Hiç ondan yüksünmüyorum. Hepimiz o tür hataları yapabiliriz. Önemli olan hatalarında ısrar etmeyendir. Petonya dedim, sonra petunyaya döndüm yani. Bakar mısınız şu güzelliğe? Diyorum. O şekilde daha kıymetli oluyorlar arkadaşlar. Bu begonviller çok güzel. Artık bitireyim diyorum. Şu sarkıcı yalın kat çok güzel. Sardunya. Bakın yaprağı da sanki çiçeğinin deseninde. Çok hoş, çok zarif. Şöyle tutayım da oraya odaklansın. Bulanık gösteriyor. Evet arkadaşlar,
Epey bir yoruldum nedense, oruçlu olduğum için herhalde. Şimdi yemek de yapacağım, gideceğim daha. Akşama bir saat kaldı kalmadı. Şöyle pratik bir şeyler yapacağım inşallah. Evet, az önce dedim ya, koyusunu gösterdim. Tekrar sarısını şöyle begonvilin gösterdim. Yine renklerle şimdi bitirelim isterseniz. Yani hemen hemen her şeyi gösterdim. Çok da böyle dip köşeye girmeye gerek yok. Renkli olan bölümleri gösterdim arkadaşlar. Şöyle öbür taraftan mı bitirelim? Tekrar görmek mi istersiniz orayı? Şöyle bakıp o tarafa gidelim, oradan bitireyim. Leylaklara bir de bu taraftan bakalım. Leylaklar sararıp solmak üzere yapraklar. Evet, akşam oluyor. Bir günü de burada noktaladık. Şöyle. Sarılması kırmızı meyve veriyor abi. Kırmızı. Evet, şimdi bunu sordum arkadaşlar. Süs elması. Evet, hani doğru bir çıkarım yaptık. O doğru ama ben bahar dalına da süs elması diyordum. O farklı bir meyve dediler. Öyle bir yanılgı oldu arkadaşlar. Bahar dalı, hani benim bahçemde var ya, 2,5 çiçek açmıştı. 2,5 çiçek. Asıl süs elması bu. Aynı şekilde süs eriği de böyle kırmızı yapraklı bahçemde var. Açtığı zaman görüntülerim size. Bunu da bir netleştirdik. Evet, son olarak buradan renklerden bitirelim arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, mutlu olmuşsunuzdur. Kalbinizde küçücük bir huzur belirtisi olmasına sebep olduysam, ben kendimi mutlu hissediyorum arkadaşlar. Mutluluklar, güzellikler paylaştıkça çoğalır. Sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın ama çiçeksiz de kalmayın. Evet, şöyle bitirelim diyorum arkadaşlar. Tekrar bir kesinti oldu. Bir müşteri geldi, bana takip ettiğini söyledi. Bizim kursmuş orası. Kursun bahçesini yapar mısın dedi. Ben, biliyorsunuz beni, vaktim oluyor mu? Olmuyor. Yani keşke olsa. Evet, buradan bitirelim artık. Herkese güzel renkli günler, huzurlu günler. Kendinize iyi bakın.